Yoksa Duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri. Hoş geldiniz. Okul denilince aklınıza sıradan sınıf ve dersler geliyorsa, birazdan izleyeceklerinizden sonra bakış açınız tamamen değişecek. Hamburger Üniversitesi'nden mağara okula, yüzen sınıflardan sığınak okula kadar hepsi burada. Hazırsanız başlıyoruz. Yedi numara, ABO İlköğretim Okulu. Listeye ilginç bir okulla başlıyoruz. Burası Amerika'nın New Mexico eyaletinde bulunuyor. Okulun tamamı yerin altına inşa edilmiş. Normal zamanlarda okul olarak kullanılıyor ama aynı zamanda da bir sığınak. 1962 yılında Rusya ile olan sorunlardan dolayı önlem olarak inşa edilmiş. İçeride dezenfekte duşları, mahzen ve su kuyuları bulunuyor. Burada öğrenci olmak sizi Fallout oyununda gibi hissettirebilir. Bahçe, kütüphane ve yemekhane gibi alanların tamamı yerin altında gizli ve halen aktif olarak kullanılıyor. Siz böyle bir yerde okumak ister miydiniz? Altı numara, Elf Okulu. Büyüyünce ne olacaksın sorusuna bu okuldaki öğrencilerin cevabı net: elf. İzlanda'da bulunan bu okul, kültürleri ve ülkelerinde yaşadıklarına inandıkları 13 farklı elf türü hakkında eğitim veriyor. Yerel halk elf denilen yaratıkların varlığına inanıyor ve bu kültürü yaşatmak istiyorlar. Elfler insana benziyor ama insanlara gözükmüyorlarmış. Böyle söyleyince bana daha çok 3 harflileri anımsattılar ama neyse. Bu okuldan bugüne kadar 9000 kişi mezun oldu ve bir elf uzmanı olarak diploma aldılar. Nerede iş buldukları ise meçhul. 5 numara, Hamburger Üniversitesi. İsminden dolayı şaka olduğunu sanabilirsiniz ama Hamburger Üniversitesi kendi alanında oldukça kabul gören bir okul. Bu üniversite McDonald's'a ait. Okulda sandığınız gibi nasıl hamburger yapılır diye öğretilmiyor. Öğrenciler mezun olduklarında fast food dünyasında yöneticilik gibi yüksek mevkilerde çalışabiliyorlar. 1961 yılında kurulan ana kampüs Amerika'da bulunuyor. Ama dünyanın farklı ülkelerinde de kampüsleri var. Tokyo, Londra, Sydney, Münih ve Şangay gibi. Ve inanmayacaksınız ama bu üniversiteye kabul edilmek Harvard'a girmekten daha zor. 4 numara, Yakutya Göçebe Okulu. Hem kamp yapmak hem de okula gitmek ister miydiniz? İşte doğadan kopamayanlar için güzel bir okul. Bu okul Yakutya denilen Rusya'nın Kuzeydoğu Sibirya'daki en büyük bölgesinde bulunuyor. Hava şartlarından dolayı buradaki çocuklar tüm sene ailelerinden uzakta yatılı okullara gitmek zorundalar. Buna bir çözüm olarak onlar da çadır okulları bulmuşlar. Göçebe kültürde yaşayan bu insanlar gittikleri her yere çadır okulları da götürüyorlar. Öğretmenler ise büyük bir çadır içinde birçok farklı yaştan öğrenciye eğitim veriyor. Zorlu ama zevkli bir okul bence. Ne dersiniz? 3 numara, Orestat Lisesi. Lise denilince aklınızda canlanan klasik görüntüyü unutun. Çünkü burası tamamen hayallerin ötesinde. Okul Danimarka, Kopenhag'da bulunuyor. Ödül almış, yenilikçi bir mimarisi var. Örneğin geleneksel sınıfların aksine şöyle gördüğünüz daire şeklinde üstü açık sınıfları var. Okuldaki tüm öğretim materyalleri dijital. Okulda matematik, fizik gibi derslerin yanı sıra medya, iletişim ve kültüre odaklı bir eğitim veriliyor. Yeniden liseyi okuma şansım olsa ben buraya gitmek isterdim. Böyle bir yerde dersler asla sıkıcı olamaz. 2 numara, Mağara Okul. Şimdi okulunuzun bir mağarada olduğunu düşünün. Hayır, milattan öncesine gitmiyoruz. Burası Çin'in güneyindeki Miayo bölgesi. Miayo insanları Çin'in geçim düzeyi en düşük etnik gruplarından biridir. Bu geçim sıkıntısı okullarına da yansıyor. Bir okul inşa edilemediği için onlar da yakınlardaki büyük bir mağarayı okul haline getirmişler. Farklı yaşlardaki 186 öğrenci burada eğitim görüyor. Sınıflar, oyun alanı, yemekhane, her şey mağaranın içinde. Ve öğrencilerin okula ulaşması yürüyerek 2 saat sürüyor.
Bir numaralı okulu açıklamadan önce kanala abone olup aramıza katılın. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Bir numara, Yüzen Okul. Sıradaki ilginç okul Bangladeş'ten. Uzak Doğu'da her yıl görülen muson yağmurları esnasında birçok köy sular altında kalıyor ve tabii birçok okulda. Bu yüzden çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için yüzen okullar inşa edilmiş. Bangladeş'te toplam 23 adet yüzen okul bulunuyor. Bu okullar çocukların evlerine gidip tek tek onları alıyor ve okul bitişinde de tekrar evlerine bırakıyorlar. Yani okulunuz aynı zamanda okul servisiniz de oluyor. Böyle zor durumlarda bile eğitime ara vermemeye çalışan bu insanlar bir alkışı hak ediyorlar. En sevdiğiniz okul hangisi oldu? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.